Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanım, Sayın Müsteşarım, Sayın Rektörüm, Sayın Siber Güvenlik Daire Başkanım, Sayın Boğaziçi Üniversitesi BS Uygar Müdürüm, Sayın Boğaziçi Üniversitesi yine bu siber yöneticim, değerli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler, ESAFE Boğaziçi Kişisel Verileri Korumada Yerli Çözümler Zirvesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Efendim bugün çok birbirinden değerli konuşmacılarımız çok değerli bilgiler aktaracaklar. Yoğun bir program ama çok faydalanacağınıza da eminim. Ama öncesinde programımıza başlarken başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere o günden bugüne bu ülke için hayatını kaybedenlere ve taş üstüne taş koyup yitirdiklerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşuna sizleri davet ediyorum ve ardından da İstiklal Marşımızı okumaya. Buyurun efendim. Konuşmalarını yapmak üzere ESAFE Kurulu Başkanı Sayın Musa Savaş'ı açılış konuşması için sahneye davet ediyoruz. Buyurun efendim. Sayın Müsteşarım, Sayın Başkanım, Sayın Hocalarım, değerli misafirler. Hepiniz hoş geldiniz. ESAFE etkinliği ile ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Ben zaten çok uzun konuşmam. Sonra programı akışına bırakacağım. ESAFE'i biz 2 yıl önce başladık. ESAFE aslında 8 yıllık bir projenin ilk 2 yılındayız daha. Siber güvenlik 1. fazdı. 2. faz olarak kişisel verilerdi. Önümüzdeki aylarda 3., 4. ve 5. fazları da hep beraber yaşayacağız. Ağırlıklı olarak biz etkinliklerimizi normalde Ankara'da yapıyoruz. Etkinliklerimizi mümkün olduğu kadar her etkinliği ilgili kurumda yapmayı tercih ediyoruz. Ve bu etkinliklerin İstanbul ayağını da nasıl oluştururuz diye düşünürken kişisel verilerle konusunda İstanbul'dan da çok büyük bir talep vardı. Bu siber sağ olsun, bu siberden Bilgin Hocam bizimle irtibat kurdu, davet etti. Biz de davete icabet gerekiyor bizim geleneğimizde, biz de kalktık geldik. Sağ olsunlar başkanlarımız, müsteşarımız, kurul üyelerimiz bizleri yalnız bırakmadılar. Onlar da Ankara'dan geldi. Kişisel veriler son yıllarda oldukça popüler bir konu. 2 yıl önce ülkemizde de kişisel verileri koruma kurumu kuruldu. Kurul oluşturuldu. Farkındalık çalışmaları yapıyorlar kurul üyeleri de. Tüm illerde çeşitli toplantılara katılıyorlar. Bizim de çorbada biraz tuzumuz bulunsun dedik.
Bu eSafe kişisel verileri korumada yerli çözümler zirvesini konumlandırırken de tamamen yerli çözümlere odaklandık. Sponsorlarımızın isimleri yabancı olsa da hepsi yerli firmalar. Hiç yabancı firma almadık. Yerlilikten ve millilikten bahsederken şey olsun istemedik. İronik bir durum olsun istemedik. Nitekim konuşma program akışımıza baktığınız zaman da program akışımızda şunu göreceksiniz. Tüm paydaşları buluşturma adına öğleden önce işte protokol ve kurulla ilgili konuşmalar var. Öğleden sonra ise ilk bölümde kişisel veriler konusunda yerli çözüm üreten firmalarımızın konuşmaları. İkinci bölümse konuyla ilgili STK ve akademisyen konuşmalarına ayrılmış durumda. Dolayısıyla böyle bir konsept oluşturduk. Dedi ki tüm paydaşlar yer alsın. Umarım hepimiz için faydalı olur. Ülkemiz için de faydalı olur. Ben hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki etkinliğimize de bekliyoruz. Bizi takip edin sadece onu söyleyeceğim. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.